Sadece uçucu madde bağımlılığından kurtulmak, hayatını geri kazanmaktı. Gözlerindeki o sessiz çığlığa yetkililer kayıtsız kalmadı. Sen niye bu hallere düştün? Ailen nerede senin? Benim annem babam öldü. Ben 12 yaşından beri sokaktayım. Bak attı. Tamam. Attı daha istemez. Burak, bıraktın mı artık maddeyi? Bıraktım. Daha önce hiç görmediği insanlar geldi yanına. Yıllardır beklediği umudu getirdi. Burak'ı alıp götürecekler, yepyeni bir hayata başlaması için yardım edeceklerdi. İlk adımı seve seve attı. Gözlerinde yardım elini uzatanlara büyük bir şükran vardı. Mutlu musun şimdi? Evet. Camları kırık hurda bir otomobildi evi. Soğuk gecelerde ince bir battaniyede arıyordu anne kucağındaki sıcağı. Çünkü anne babası ölünce bir ablası kaldı geriye. O da evlenince sokaklar oldu evi. Yıllarca kullandığı o madde Burak'ın gençliğini yok etti. Ama 21 yaşındaki genç umudunu hiç yitirmedi. Benim annem babam öldü. Ablamlar var. Onlar da ölüm geldi diyor. Burak'ın umudu ona olan inancı da arttırdı. Bir genç kurtulabilirdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı İsmail Hakkı Turunç, Burak için Dolapdere'ye geldi. Burak da farklı bir bakış açısı gördüm. Yani ben kurtulmak istiyorum, benim elimden tutun diyordu o bakışlarıyla. Ancak son bir kez söz vermesi, ilk adımı onun atması gerekiyordu. Çünkü Burak ancak kendi isterse bırakabilirdi. Burak hiç düşünmedi. Arkadaşların yanında söz veriyorsun. Bak. Söz mü? Sen bize lazımsın, topluma lazımsın. Seni yeniden hayata kazandıracağız. Bak attı. Tamam. Attı. Attı daha istemez. Evet, Burak için artık yeni bir zaman başlayacak, yeni günler başlayacak. Burak'ın halini izlemiştiniz. İşte şimdi Burak'a yardım geldi. Artık onu yepyeni bir hayat bekliyor. Birazdan ambulansa bindirilecek. Doktorlar onu görecekler ve bundan sonraki hayatını değiştirmeye çalışacaklar. Burak, bıraktın mı artık maddeyi? Bıraktım. Mutlu musun şimdi? Evet. Bu delikanlıya da sorduğumuzda ve bundan önce ilgilendiğimiz gençlerle de sorduğumuzda hep bir arkadaşının kendisini yanlış yönlendirmesiyle bu duruma düşmüşler. Gençler hayata atılırken kendi sosyal çevrelerini, ailelerinin yönlendirmesi çok önemli ama kendileri de bu konuda bir karar vermeli. Burak o kararı verdi. Ciğerleri o kadar dolmuştu ki ambulansta verilen oksijen onun için hayat demekti. Arabanın içinde fareler değişiyorum. Yediklerimi fareler alıyorlar. Burak'ın yeni adresi bir süreliğine Amatem. Orada kullandığı maddenin etkisinden kurtulması için yoğun bir tedavi süreci başlayacak. Bu sürecin ardından Burak için planlanan yeni bir hayat var. Eğer çalışabilecek ortama gelirse iş verebiliriz. Eğer evlenmeyi arzu ederse evlendirebiliriz. Yeter ki hayata dönsün. Ekibimiz adına biz habercilerin en mutlu olduğu anlardır haberimizin ses getirmesi, bir yaraya pansuman olması, derde derman olması. Umarız Burak'ın daha güzel haberlerini sizlere ver.